günler. Bugün 13 Haziran 2019. Konumuz Makam-ı İbrahim taşından çalınan parça. Cinali'de ne arıyor? Ve İsmail, bizim Sarı İsmail. Pazar günü biliyorsunuz İmamoğlu ve Cinali arasında, pardon Binali Yıldırım arasında bir spor müsabakası var. Bunun moderatörlüğünü, hakemliğini İsmail yapacakmış. Bir demokrasi şöleni olduğunu ilan etti Twitter'dan. Ben de dedim ki nasıl bir şölen bu? Bakalım şöyle. Kimler arasında geçiyor bu maç? Makam-ı İbrahim'den taşı nasıl almışlar, çalmışlar acaba? Cam bir kafesin içinde bulunur bu Makam-ı İbrahim taşı. Suudi Arabistan kralı olsan o taşı alamazsın. Yani oğlu çok tecrübeli ve hırsız olmalı. Kabe'ye kadar gidip Makam-ı İbrahim'den taş çalmak ve babasına yüzük hediye etmek, bu Lord of the Rings yüzüğü falan değil yani. Bu Hazreti Süleyman yüzüğü değil. Demek ki oğlu çok tecrübeli ve hırsız, babası gibi yani. Gerçekten çok mahir bir hırsız aile bunlar. Gözümüzü dört açmamız lazım. Sekiz değil. Çok müşahede olacak. Dikkatli olmamız lazım diyor Cinali. Yani çaldırmayacaklar galiba bu sefer diyor. Geçen de çaldırmamışlardı. Kazanamadık. Alemettik, galemettik, abadik, kubidik. Yeniden seçim ilan ettik. Bizim için daha güzel olacak. Ama onlar için çok beter olacak diyor. Kurduğumuz bu kin setti size bir ömür yeter diyor Ahmet Bozkuş. Daha beter olacak diye bir klip çekmiş. Ben de şok oldum yani gerçekten. Yıldırım'a yüzüğü sorulmuş. Oğlumun hediyesi. Üzerindeki taş Kabe'de yer alan İbrahim makamındaki taştan koparılmış diye hırsız olduklarını itiraf etmiş. Moderatörün kim olduğu pek önemli değil yani artık. İmamoğlu 15 Temmuz ve HDP üzerinden yüklenecekler, FETÖ üzerinden yüklenecekler. Biliyorsunuz soykırımı görmüyor İmamoğlu. Bir state terörizm var, bunu da görmüyor. Metin Feyzoğlu hapis cezası alan Halviyeli annesi Melek Hanım'a demiş ki fazla sesiniz çıkıyor, susun demiş. Metin Feyzoğlu biliyorsunuz mafya babası oluyor. Avukatlar Barosu Başkanı Erdoğan'la mağdurlar arasında rüşvet komisyon humus pazarlığı yapan CHP'li bir arkadaşımız. Allah belasını versin tabii. Soykırımı hiçbiri görmüyor. Mümtaz Atatürk'e hapiste 3 senedir. Sedat Laçinler keza öyle. Gültekin Alcı AK Parti'nin kapatılma davasıyla ilgili savunmayı Mümtaz Atatürk'e hocaya yazmıştı. Yiğit Bulut da kapatasın diyordu. Şimdi kapatasın diyenler Erdoğan'ın arkasında destek veriyor 15 Temmuz'da. Kapatılmasın diyenler, demokrasiyi savunanlar hapisteler. Sizce de bir terslik yok mu bu ülkede? Hırsızlar 15 Temmuz'da FETÖ diyerek her şeyi çalıyorlar. Sonra da İmamoğlu FETÖ desin. Bu arkadaş Samanyolu'nda spor spikerliği yapmıştı diye üzerine gidecekler tabii. İsmail de diyecek ki itiraf et İmamoğlu kurtul. Algı çalışması yapıyorlar. PKK söylemi ellerinde bir malzeme. HDP malum oy veriyor CHP adayına. 250 bin farkla kazanacağız diye açıklama yaptı. Erdoğan demiştir ki Cinali'ye elinde malzemeler çok. Eline bir sürü malzeme verdik kol atasın diye. Soykırım oluyor ülkede. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor korkusundan. CHP'nin de İmamoğlu'na sesi çıkmıyor. Devlet eliyle terörizm yapıyoruz. El-Kaide'yi destekledik. Ülkeleri yıktık biz. Terörist olduğumuz belli. Hırsız olduğumuz belli. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Bak millet korkmuş. Biraz daha korkutalım. Soygun yapıyoruz. Tam gaz. Yani içini boşaltmadığımız devlet kurumu, özel sektör kalmadı. Hepsine adamlarımızı tayin ettik. Süper soyuyoruz. Kimsenin gıkı çıkamıyor. Cinali, Binali,
Daha ne istiyorsun kardeşim? Sert kup yaptık darbe. Türk ordusunu yıktık. Rusya'ya bağladık Türkiye'yi. Ruslar bizim kayısımızı da beğenmemişler. Domatesimizi de beğenmemişlerdi. Çileğimizi de göndermişlerdi. Kayısı, Malatya kayısı bütün dünya yiyor. Kanada'da bir sorun yok. Amerika'da sorun yok. Avrupa'da sorun yok. Bu Ruslar hiçbir şeyi beğenmiyor kardeşim. Yani ne kadar gebe kaldınız? Piçerikler. Kaç aylık bu çocuk ya? Babası kim? 15 Temmuz'da ülkeyi yıkmışlar. Fethediyorlar, yırtıyorlar. Fethediyorlar, korkutuyorlar. Fetheden seni de içeri atarım ha diyor İmamoğlu'na. Erdoğan eline bir malzeme daha verdi. Ondan sonra yavaş yavaş ölüyorsunuz. Yavaş yavaş fakirleşiyorsunuz. Pablo Neruda'nın güzel bir şiiri vardı. Yavaş yavaş ölürler. Yavaş yavaş. Baktılar olmuyor. O zaman savaş. Erdoğan savaş planı yapıyor. B planı, C planı var. Çetin Doğan'la 15 Temmuz darbecileriyle bir de katliam, soykırım planı yapıyor. İmamoğlu terör örgütü diye bir örgüt çıkaracak herhalde. Tabii FETÖ olayına sessiz kaldıkları için cezalandırıyor. Erdoğan Punisher, The Punisher yani. Cezalandırıcı bir kral, Süfyan. Siz bunca yapılan yolsuzluğa, hırsızlığa, sahtekarlığa, hileye, hurdaya, yalana, dolana, iftiraya ses çıkartmadınız. O halde o host diyor Erdoğan. Hak ettiniz cezayı. Talancılar ülkede her tarafı radarlarına çevirdi. Belediyeleri soydu sonra çevirdi. Bakanlıkları soydu sonra çevirdi. İnsanların özel mülklerine el koydu. Yani bakanlık diye bir şey kalmadı. MİT insanları kaçırıyor. Atatürk Orman Çiftliği'nde işkence yapıyor. Marşandiz'de aylarca işkence gören Ayten Öztürk bugün hakim karşısına çıktı. MİT'in işkence çiftliğinde olduğu ilk açığa çıkan kişi bu Ayten Öztürk'tü. Yani kadın erkek dinlemiyorlar, bebek de ne dinlemiyorlar. Zübeyde Kara da anne, babası da tutuluyormuş. Üç çocuk ortadaymış, babaanne bakıyormuş. Bunları görmüyor İmamoğlu. Tabii Erdoğan diyor ki, madem kör bu arkadaş, kulakları sağır, biz vuralım. İsmail'imiz var bizim. Binali Yıldırım zaten İsmail'le 17 yıldır tanışıyorlar. Çok eski dostlukları var. Ortak işbirlikleri var. Bilal bana. Yani İsmail'cim Bilal'da yaşıyor uzun yıllardır. Ulaştırma Bakanlığı'ndaki yolsuzlukları görmediği gibi daha önce yapılan yolsuzlukların belgesini de Binali Yıldırım'a götürüp de CHP'lilerin, efendime söyleyeyim, daha önceki Kara Mehmet vardı. Kara Mehmetoğlu vardı Türksel'in ihalesinde, Telsin'in ihalesinde Cem Uzan. Onların fırıldaklarının dosyalarını toplayıp götürdü. Binali Yıldırım'a teslim etti ve gözle girdi. Ve ondan sonra köşe verildi kendisine Akşam Gazetesi'nde. Ondan sonra hızlı bir yükseliş sergiledi. Bizim yumurta sarısı İsmail böyle çıkarcı, menfaatçi bir arkadaş. Tabii Erdoğan'ın diploması yok. Nerede o bizim kızın diploma törenindeki şey ya? Allah. Ha şurada. Convention. Dün kızın mezuniyet töreni vardı Batı Üniversitesi'nde. Mezun olacaklarının listesini yazıyorlar. Kim diplomayı hak etmiş? Üniversite diplomasını. Erdoğan'ın böyle bir listesi var mı? Diploması var mı? Yok. Cumhurbaşkanı değil sadece. Diploma meselesini gündeme tutan gazeteci Gökçe Fırat 3 yıldır hapiste. Solcu komünist arkadaşımızı çıkartmıyorlar. Erdoğan biliyorsunuz diploması yok. Aslında kimse görmedi. Erdoğan'ın diplomasına onaylayan notere uyarı cezası vermişler. Sadece uyarmışlar yani. Sen görmeden niye var gibi noterlik yapıyorsun? Noterlik doğru söz olmak demektir. Sen niye yalancısın diye uyarmışlar sadece. Diploma yok. Güven de olmadı. Binali Yıldırım 15 Temmuz'un faydalarından biri de İstanbul'da kışlaların şehir dışına taşınması oldu demiş. Çünkü askeri tesislere el koydular. Arsalar çok değerli yerlerdeydi askeri tesisler. Bunlar harami biliyorsunuz.
gasp ediyor, talan ediyor. IŞİD gibi, Moğollar gibi, Haçlar gibi böyle önüne gelen, talan eden şerefsizler sürüsü 15 Temmuz'u o yüzden yapmışlar. Bu bile yeterli yani 15 Temmuz yapmaları için. Bu kadar askeri alan var. Rizeli müteahhitleri göz koymuştur. Yani Mehmet Cengiz göz doymaz yani. Erdoğan bütün Rizeli hırsızları etrafına topladı. Bunların gözü doymuyor. Sadece o değil. 330 tane askeriye ait, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait sosyal tesis vardır. Ordu evleri, ordu pazarları, bunlara da el koydu ve talan etti. Kendi karunlarına dağıttı. Oyak Sigorta filan öldü. Oyak, ordu pazarı çoktan cenazesi kaldırıldı. Türkiye'de 900'e yakın firmanın özelleştirmeyle kendi haramilerine dağıttı. Yabancı şirketlere de ortak aldı. Yani ortak yapmadığı da yabancı ülke yok yani Erdoğan. Bütün dış güçlerle beraber çalışıyor. Ortada suç yok ama ceza var masumlara. İsmail Arslan Şakran İzmir'de 21 aydır 8 kişilik koğuşta 23 kişiyle kalıyormuş. Mahkeme 9 yıl hüküm vermiş. Suçlama neymiş? Bank askerden 5000 TL parası olmak, bailo kullanmak, ömrünün en güzel yıllarını ailesinden ayrı hapishanede geçirdi. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu bunlar suç değildir diyor. Yani bir topluma açık bir programı kullanmak suç değil, legal bir bankaya para yatırmak, işlem yapmak suç değil. Bu zulümler devam ediyor. Samet Uzun, Nülüfer Uzun karı koca tutuktu. Samet Bey Eskişehir cezaevindeymiş, Nülüfer Hanım Ordu cezaevinde. Çocukları 3,5, Gonca 1,5, Bülent Selim hem annesiz hem babasız kaldılar. Hiç kimseleri yok bakabilecek, yurda bırakılacakmış. Yetimhanede bırakıyorlar. Yani bu AK Partiler tam şeytan yani. CHP'liler kadar şeytanlar. Soykırım oluyor, o olsun diyorlar ve İmamoğlu niye ses çıkartmıyor? Herhalde İsmail soracak. İsmail'le ben eskiden tanışırım. 21 sene önce 1998'de 3 gün enerji kongresi zirvesi izlemiştim İstanbul'da. İsmail yeni stajyer muhabirdi. Sabahta stajyer olarak işe başlamıştı. Üniversiteyi yeni bitirmişti o zaman. 22 yaşındaydı. Ben de 30 yaşındaydım. Herhalde 30 muydu? 28 miydi? 28'di galiba. Aramızda 7-8 yaş fark var. Ona gazetecilik nasıl yapılır? Ben güzel 3 gün öğretmiştim. Ve bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Sakın MIT'e çalışıp da servis alma. MIT gazetecilere var bak. Düşen Çakır gibi, Fatih Altaylı gibi. MIT'e köpek olmuş. Sedat Ergin var, Ertuğrul Özkök var. Fatih Altaylı gibi böyle artistik yapabilirsin. Millete hava atabilirsin. Ama sen MIT'e çalışan, yani fahişhaneye çalışan bir muhbir olursun sadece. Böyle şeyler yapma. Sakın Okan Müderrisoğlu olma. Bu arkadaş ekonomi muhabiri, bütün zengin şirketler arkadaşa ayda 4-5 tane yurt dışı gezisi beleş gönderir. Arkadaş Türkiye içinde ve Türkiye dışında zenginler gibi gezer dolaşır, reklam yapar. Yani hiç menfi, olumsuz taraflarını görmez. Böyle marketing yapan ekonomi muhabirliği sana yakışmaz İsmail demiştim. Ekonomi muhabiri tehlikeli bir alandır. Biz diplomasi, enerji muhabiri, diplomasi muhabiri, yani diplomatları mı satacak yani? Diplomatlar rüşvet vermiyor. Yurt dışı gezileri ayarlıyorlar bazen ama öyle iş adamları gibi cebimizde öyle vidyalar, altınlar, maltınlar, pahalı hediyeler almıyorlar. Bu nedenle ekonomi muhabiri zehirlenmeye, kirlenmeye çok müsait bir muhabirliktir diye İsmail uyarmıştım. Ama galiba bir kulağından girmiş, bir kulağından çıkmış ve bugünlere geldi. Herhalde abilerini, bizi duayen gazetecileri enkaz olarak görüyor. Bunları süpürmek lazım. Bizim devrimiz diye düşünüyordur. Cüneyt Özdemir New York'ta artık hatıralar anlatmaya başladı. Benim gibi. Samimi takılmaya çalışıyor. O ciddi robot gibi duran imajını yıkmaya çalışıyor. Güzel yapıyor. İnsanlar hikayelerden ders alır, ibret alır. Bak İsmail hiç
ders almamış. Binali Yıldırım'la ilişkileri çok sağlam olduğu için, yani Binali Yıldırım demişti ya, ben Uğur Dündar'dan başka gazeteci tanımıyorum filan, yalan söylüyordu tabi biliyorsunuz. İsmail'i çok iyi tanır. Dolayısıyla çanak sorular soracak. Soruları sarayda hazırladılar. İmamoğlu'nu tuzağa düşürmeye çalışacaklar. 5 konuda tuzağa düşecek yani. Algı meselesi bu. İmamoğlu ne söylerse söylesin oy kaybedecek diye hesaplıyorlar. Bakalım evdeki hesap, saraydaki hesap çarşıya, pazara uyacak mı? Sandığa uyacak mı? Süleyman Soysuz uzaylılar tarafından kopyalandığını söylemiştim. Hastır gezegeninden gelmiş, Gladio gezegeninden. Biz tanımıyoruz bu arkadaşı. FETÖ'cü diyorlar da. 15 Temmuz'da Suriyeliler sayesinde kurtulduk demiş. Yani bütün katilleri getirdik. Askerlerin kafasını kestirdik, dövdürdük. Ondan sonra onlara da müebbet verdik. Rahatladık. Türk ordusunu yıktık. Suçu da cemaatin üstüne attık. Makul suçluğumuz var. Dünya keçisi yaptık. Biz şerefsiziz diyoruz Süleyman Soysuz. Soylu diyorlar da soysuz yani. 15 Temmuz'dan bir hafta önce Suriye'den getirilen, İstanbul'da konuşlandırılan Abdülhamit Han Tugay'ymış. Bu El Musacı, IŞİD'ci teröristlerin ismi. Bir de Nurettin Zengi gibi, Abdülhamit Han Tugay gibi, Murat Han Tugay gibi böyle ecdadımızın isimlerini vermişler. Bir de ecdadımızın isimlerini kirletmişler. Bu El-Kaydacı, IŞİD'ci, El Musacı terörist gruplar. Bunların türev örgütleri var. Ahlaroşan çatısı altında Hakan Fidan kontrolündeler. Yani 80 bin kişiye kadar Erdoğan maaş veriyor aylık 8 yıldır. 15 Temmuz'da sokağa çıkartmışlar ve orada terör tatbikatına gelen askeri öğrencileri, siyahları, kurşunları kuru sıkmaydı. Tatbikata gitmişlerdi. 4 tanesini öldürdüler biliyorsunuz. Murat Tekin, Enes Kanter, Ragıp ve Emre'yi öldürdüler. Ve dövdüler. Türk ordusuna hakaret ettiler, küfrettiler, Haçlılar işgal etseydi aynı şeyi yapardı, Moğollar da aynı şeyi yapıyordu, Yunan mezarında da böyle olmuştu. Bu Süleyman, Erdoğan, bunlar Gladio yani, Feriçek grubu, ETÖ'cüler, Çetin Doğan filan. Tabi anlamak masraflı iştir, emek, gayret, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır. Oysa yanlış anlaşacak bir şey de yok yani. Çok net ortada. Ben 16 Temmuz'da bu Harbiyelilerin mağduriyetini yazmaya başladım. Hala da susmadım yani. Yapacak da bir şey yok. Gerçekten bir ahlaksızlık sahneleniyor. Çok iyi koku olan gazeteciler gidişatın kötü olduğunu görüyor. Rusya bu kadar yıkılmış ve bu kadar yani gözü kara bir şekilde Rusya'nın piçi olmuş, köpeği olmuş bir iktidar tabi vatan hainidir. 15 Temmuz soykırım konsörsünü yargılanmalıdır ve hak ettiği cezayı almalıdır. İnsan tabi üzülüyor. Bugün konuştum da daha YouTube'a koymadım. 4K kaliteli çekim yapayım dedim. 5 dakikalık, 10 dakikalık videolar. Video çıkmış bir tane vatandaş. 15 Temmuz'dan sonra orduda 38 bin öğrenciyi atınca 16 bin askeri de terörist diye, FETÖ'cü diye böyle damgalayınca geriye Feriçekçilerin, bu Erdoğan AK Parti çevresinin yumuş, homoseksüel tipleri kalmış. Video çekiyorlar, sosyal medyaya koyuyorlar. Orduyu yıpratmak adına ellerinden gelen şerefsizliği yapıyorlar. Zaten çoğu da askere gitmiyor. Biliyorsunuz 900 bini geçmiş bedelli askerlik başvurusu. Erdoğan da bunlardan asker olmaz diye Suriyeli olarak vatandaşlık verdiği insanlardan 120 bin kişilik profesyonel orduyu almaya ve bunlara eğitim vermeye hazırlanıyor. Fakir çocuklarını alacak tabii. Zengin çocuklar zaten askere gitmezler. Bu 4 milyon vatandaşımız oldu diyor. Bir de 2 milyon giriyormuş. İdlib'de Ruslar vurmuşlar Erdoğan ve MİT'in teröristlerini. 300 bini sınıra dayanmış şu anda. Türkiye'ye girecekler. Toplam 2 milyon daha Suriye'ye giriyor. Etti mi 6 milyon? Nur topu gibi Suriye devleti Türkiye'de doğdu. Şam'da namaz kılamadı Erdoğan ama 6 milyon
Suriye'de artık Türkiye'de cuma namazını garanti kılıyorlar. Bayram namazına Suriye'ye gidiyorlar. Memleketlerine. Ama 5 vakit namaz kıldıkları da pek zannetmiyorum ama işlerinde dindarları da var. Hazlevi grubu var. Suriye'den gelmiş işte karşı bir grup bu. Radikal bir İslami grup. İlim ve İrfan Derneği kurmuşlar. Erdoğan saraydan oturduğundan para veriyor. Hem işçilere para veriyor hem de onların rakiplerine veriyor. Erdoğan necessary evil gibi yani. Gerekli şeytan gibi. Hem şeytanları destekliyor. Hem karşıt grupları destekliyor. Hem Kürtleri destekliyor. Barzani grubuyla bine yakın şirketi var. Yani Türkiye içinde ve Türkiye dışında legal ve illegal paravan bine yakın şirketi var. Yaklaşık 100 milyar dolarlık bir ciroları var bu şirketlerin. Ümit Özdağ da takılmış ki Mevlüt Çavuşoğlu'na sen Kürdistan reformundan sonra gittin orada Kürdistan'ın bayrağının altında adamlarla beraber yani hoşbeş ettin. Ya İlnur Çevik o 19 yıldır baş danışmanı Barzani'nin, Mesut Barzani emekli oldu ama Neşrivan Barzani'nin. İlnur Çevik Erdoğan'ın da baş danışmanı. Ve bütün hepsi AK Partili şirketi. Erdoğan'ın keş kasasına akıyor. Kaçak sigara biznesi var. Kaçak içki var. Makarna biznesi var. Petrol ticareti var. Olmayan bir şey yok ki. Hepsi Erdoğan'ın avucuna geliyor. Ümit Özdağ da çok saf galiba. Profesör olmuş Bilkent Üniversitesi'nde ama hala Kürdistan bayrağına ismine takılıyor. Adam malı hamuduyla götürmüş, deveni de kalmamış, yemişler yani. Aralarında paylaşmışlar. Sonra olmuş? Habere göre PKK, Zao'da Türk askeri üstüne saldırmış, yok etmiş, 3 tane şehit gelmiş yani. Yani tuzak kuruyormuş, mayın diyormuş, pat atıyormuş, kafasına göre takılıyormuş. Türk üstlerine saldırıyormuş, Irak'a saldırmış yine. Karakolumuzu 45 kilometre mesafe varmış diğer yerleşim merkezlerine. Askerlerimiz ölsün, şehit olsun diye Erdoğan onlara yardımı gönderttirmemiş. PKK öldürsün, sonra biz şehit edebiyatı yapalım diye. Seçim var çünkü. Yani İmamoğlu'nu buradan vuracağız yani. Bak, HDP oy veriyor. 5 milyonluk Türk ordusunu yok ettiler. AKP ve Süfyan Erdoğan görevini yaptı Gladi olarak. Ve Çetin Doğan, Saldır Ayberk grubu, Perinçekçiler vatan haini paşalar da destek verdi. Bu durumda şimdi ne yapmak lazım acaba diye kara kara insanlar düşünüyorlar. Rüyalarına giriyor. Hafakanlar basıyor. İnsanlar hayatları yok ediliyor. Çocuklar, bebekler, eşler ne yapacaklarını bilemiyor. Erdoğan'ın diploması da bulunamıyormuş. Yani Binali Yıldırım da zaten cahil bir adamdır. Hırsızdır eskiden bir 35 yıldır Erdoğan mütemet keş kasası onun servetinde Erdoğan'ın hissesi var tabi. Ortaklıkları var. Gemi şirketleri ortak çalışıyor. Malta ve Hollanda bayraklı. Binali Yıldırım Türkiye'ye hiç vergi vermeye yetiyor. Hiç Türkiye'den parayı kazanıyor, çalıyor, çırpıyor. Ama kesinlikle Türkiye'ye vergi vermeye niyeti yok. Hayır çünkü. Bu haline nasıl düştük? Yani Cengiz Aktar söyleşi vermiş de devlet sandığınız şey ve onun küreleri var. Sırtımızdaki kambur. Gerçekten büyük bir kambur. Bu kamburu nasıl keseceğiz bilemiyorum. AK Parti tel tel dökülüyor. Sarayda perdelerin arkasında saklanıyor korkaklar, ötekler. Medyaları inemediler. Erdoğan 39 ilçede miting yapamadı. Parti gölgesinde semizlenmiş domuzlar var, karunlar var. Besleme bunlar. Sahneye çıkamıyorlar. Çok büyük bir çaresizlik içindeler. Artık çocukları, 14-15 yaşındaki bebeleri cepheye sürüyorlar. Çoğu da Suriyeli fakir aile çocukları. Yakında bunları göreceksiniz yani. Sosyolojik bir patlama meydana getirecek bu çocuklar. Erdoğan bunları örgütlüyor. Ahmet Davutoğlu'nun Medeniyet Üniversitesi ile ideolojik eğitim verdi. Sadat ve Çeçenler'de askeri eğitim verdi. Silah kullanmayı üretti 14-15 yaşında çocuklara. Çocuk asker kullanmak zaten Birleşmiş Milletler'e göre suçtur. Ve zaman aşımı olmayan bir suçtur. Bunları da işletecek yani. Amerikan medyasında Fox News bile artık yani
İnsafa gelmiş emniyet müdürlüğünde diplomatlara niye işkence yapıyorsunuz? Niye job sokuyorsunuz diye sormuş. Biz de yıllardır soruyoruz ama işkenceleri diplomatlara anlatıyor. İktidar AK Parti yalanlıyor. İnkar ediyor. İmamoğlu da görmüyor. Böyle körler sağırlar birbirlerine ağırlar derler. İsmail de tam uygunmuş yani bu moderatörlüğe. O da zaten görmüyor biliyorsunuz. Kör arkadaş, kör. Kulakları da duymuyor. Mühür basmışlar herhalde bir tarafına. Kalbine mi götüne mi bilmiyorum artık. İnsan üzülüyor tabii. Tanıdığım bir arkadaştı. Çok üzülüyorum İsmail için. O bizim için üzülmüyor ama ben onun için üzülüyorum. Bu devir elbet geçecek. Sen bu duayen gazetecileri mezara kaldırdığını, yok ettiğini düşünüyorsun ama biz daha genciz. Yani daha yaşım 50 benim. Bir Mehmet Ali Brandt olamadın İsmail. Sana ben Mehmet Ali Brandt ol demiştim. Ben sana demedim bir Ruşen Çakır ol, bir efendime söyleyeyim Okan Müderrisoğlu ol. Sen benim dediklerimin tam tersini yaptın. MHP'yi çok iyi bilirsin. Çünkü Mustafa Ünal sana MHP'yi öğretti. MHP uzmanıdır Mustafa Ünal. İsmail bizim medyada dolaşa dolaşa ekran yüzü haline geldi. Sempatik bir olan, güler yüzlü, böyle her şeye güler, espritüel bir arkadaştır. Dolayısıyla tam ideal Erdoğan'ın beğendiği bir gazeteci, hiçbir şeyi görmüyor. Yani eften püften haberler yaparak gündem haberleri bile sunuyor yani arkadaş. Sabah programları sunuyor yıllardır. Ankormanlık yapıyor. Hiç haber sunmadan haber sunmayı başaran çok tecrübeli bir gazeteci arkadaşımız. Karabasan gibi çöktü bu yıllar. Biz bu arkadaşlarımızın kalbini gönlünü kazanamamışız. İsmail'i adam edememişiz, insan edememişiz. Olmamış yani. İnsan olmamış. Ve maalesef ülke bir batış noktasına geldi. Yunanistan'daki mültecilere yardım eden bir vakıf var. Hadal Masis diye. Yardım edin. Aylık 11 dolardan 22, 33, 50, 100 ne verirseniz oradaki mülteciler zor durumdalar. Bu soykırım mağdurları. Biliyorsunuz İmamoğlu'da, Binali'de, Cinali'de bunları görmüyorlar. CHP'liler de bunları görmüyorlar. Görmeme konusunda ısrarcılar. Dirençleri çok yüksek. Yanlış bilgiler dolaşıyor. S-4 anıtların üretimi ve teknoloji transferini Rusya yapmıyor. Bunu Putin açıkladı. Erdoğan biz alacağız diyor. Anlaşmayı yaptık diyor. Böyle bir konu konuşulmadığını açıklıyor Putin. Yani boş yere öyle Türkiye'de yalan yanlış milleti kandırmayın. Lisans üretim teknoloji transferi yapmıyoruz. Düğme bizde diyoruzlar. Yani Amerikalılar gibi diyorlar. Düğmeyi vermeyiz diyorlar. Siz kimsiniz diyorlar. Sizin domatesinizi de beğenmedik. Kayısınızı da beğenmedik. Petrol ve gaz satıp sizi soyuyoruz. Nükleer santral yapmış gibi gözüküyoruz. Aslında Rusya'nın üstünü kuruyorlar Mersin'e. Rusya bir satranç oynuyor ve Amerika henüz ciddi bir hamle yapmadı. NATO her şeyi bilmesine rağmen, bütün raporları çıkartmasına rağmen sanki mağlup olmuş gibi bir havada. Gürcistan'da da, Azerbaycan'da da, Ukrayna'da aynı politikayı izlemişti. Balkanlar'da böyle davranmıyor. Polonya'ya Trump 35 tane F-35 uçağı sattı. Damak tatları çok iyi diyor. Türkler diyor anlamıyorlar. Bunlar Rusların Krapi uçaklarını alacaklar. Sovyetlerinden kalma çöplük. Su-27'leri Ruslar boyadılar. Su-57 yaptılar. Yani anasını boyayıp da babasına satan Kayseri gibi bu Ruslar. Demode uçakları Türkiye'ye kaktıracaklar, kazıklayacaklar yüksek fiyata. Erdoğan da haracını alacak yani her zaman olduğu gibi. Tabi zaten F-16 uçaklarına uçuracak pilot kalmadı. Onları FETÖ'cü diye yaptılar. F-16 uçakları da çürüyecek yani. Öyle gözüküyor. F-35'e gerek yok. Üstün teknolojisi var. Tabi dünyanın en iyi uçakları şu anda. Eskiden de Rusların bu
Su-27 uçaklarını patır patır düşürüyorlardı. Su-57'de Bok'a benzemiyor. MiG-31 daha iyidir ama Ruslar MiG-31 vermiyorlar yani. MiG-29 bile iyidir. F-16 uçaklarına yakındır MiG-31 fakat Ruslar bunu satmıyor. Türkiye'ye çöplükleri veriyor. Çöplükleri elden çıkartıyor. Yani çöplükle bizim garajlarda çürüyeceğine Türk ordusuna satarız. Ondan sonra da patır patır düşürürüz diye Putin Türkiye ile oyun oynuyor. Bu arada İbrahim Kalın'ın yönettiği, saray tarafından yönetilen Özgür Su Ordusu bayraklarıyla bombalı silah saldırısı olmuş. Afrin'de terörist saldırı. Ruslar da İdlib'i bombaladı ve kovuyor Türk ordusunu. Biz diyor El-Kaide'ci teröristleri sevmiyoruz diyor. Özgür Su Ordusu ve Türk bayrağıyla maalesef intihar saldırısı yapıyor. Artık El-Kaide'ciler Erdoğan'ın ve MIT'in ekipleridir. Ortada karıştırmaktan başka hiçbir marifetleri yoktur. Delikanlı teröristler bunlar, soylu filan. Büyük ihtimalle sonları Kodes olur. İnşallah Amerika bunları Küba'daki PYD'cileri de alır, şu hapishaneye götürür. Orada Allah yok diyorlar. Orada kapatır ömür boyu. Türkiye topraklarını da kirletmez. Hapishanede bunları beslemek bile zuldür yani. Türkiye'nin hali harap, mafya devleti olmuş durumda. Bu yapılan soykırımın hesabını çok ağır ödeyecekler. Birleşmiş Milletler 5 kuruluşun, sivil toplum kuruluşun bu skandalları dile getirmesiyle beraber teyakkuza geçti. Fakat yaptırım gücü yok. Tavsiye kararı verebiliyor. Ama biliyorsunuz Erdoğan hiçbir tavsiyeye uymuyor. Ben takmıyorum diyor. Adam Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'ni takmıyor. Birleşmiş Milletler'e mi takacak? Cenevre Anlaşması'nı mı takacak? Lahye'yi mi takacak? Böyle bir mafya babası var Türkiye'de. İnsanlar ona tapıyormuş. Ben şaşırdım kaldım yani. Böyle bir puta, şeytana niye tapıyor insanlar? Şeytana tapmayı seviyorlar mı acaba? Anadolu bu hale geldi. Erdoğan Katar üzerinden borsada oyunlar oynayarak büyük para hareketleriyle batmadık, yıkılmadık, ayaktayız diyor. Ama dünyada Erdoğan anlaşma yaptığı Rusya ve Çin şirketleri ispiyonaj ve ajanlıktan aranıyorlar. Şirketleri dahil. Michael Hessen'in raporunu gördüm, PDF indirdim ve okudum şöyle. Rusya'nın Batı demokrasilerine müdahalesi, seçimlerde sahtekarlık yapması, satın aldığı şirketler, kullandığı batılı firmalar, rüşvet verdiği isimlerle ilgili çok uzun, 80 sayfaya yakın bir rapor ve belge çıkartmış. Bunun için ayrı bir periskop yapmam lazım. Michael Hesse'yi severim. Hasan'la Erdoğan'ın IŞİD ve El-Kaide'ci yapılanmasıyla ilgili 2015'te ciddi bir kitap yazmıştı. 350 sayfalık. Ben de akademik bir insan olduğu için hem de gazeteci kullanmıştım 2015'te. Michael Hesse yazmaya devam etsin. O da YouTube kanalı açmış. Benim gibi bireysel gazeteci, bireysel akademisyenlik yapmak istiyor. Çünkü ana medya bu haberleri girmiyor. Yani boğazımızda nefes bırakmadılar. Yani bütün tüylerimiz döküldü. Bembeyaz olduk. Fakat dünyada hiç tren yok yani. Maalesef. Huawei telefonlarının kraliçesi Queen Meng Vancouver'da tutuklandı. 30 yıl mahkumiyet cezasıyla yargılanıyor. Kanada yargısı adildir. Casusluğu affetmez yani. Böyle Huawei'yi kullanıp da insanların özel bilgilerini elde etmek için böyle hidden teknoloji kullanırsa Çin elbette Amerika'ya da Kanada'ya da giremez. Çin istihbaratı teknoloji kullanarak insanları fişliyor. Bu gidişte dünyada fişlenmeyecek insan kalmayacak. 8 milyar insan var. Hepsini fişlediler. Fişlenmemek için yani Amazon'da yaşamak lazım. Everest'e çıkmak lazım. Teknolojiden uzak. Yani organik farming yaparak doğal beslenmek lazım. O zaman insanlarla ilişkiyi kesiyorsunuz. Teknoloji de olmuyor. İlken iktidai şartlarda ilk insanlar gibi çok rahat, huzurlu bir yaşam sürüyorsunuz. 8 milyar insana
fişliyorlar böyle. Kategorize ediyorlar. Bebekler annesi Gülşah Kartal Mehmet Selim'in 3 aylık hastalığı dayanamayıp bugün açık görüşte annesinin yanına verilmiş. Baba İzmir cezaevinde, babası anne annesinde, İstanbul'da adaletiniz bastın. Aileyi dağıtmışsınız böyle. Bu Müslüman aileleri dağıtmanın vebali vardır. Mazlumun ahı yerde kalmaz. Yargı cemaatinde, camiasında İzlanda başına gitmek için Hakan Çelik cübbesini satmış. Beleş maç seyretmeye gitmiş ama maçı kaybettik biliyorsunuz. Bu arkadaş nerede uçak görse atlıyor. Sazan gibi yani. Bir de fotoğraf çektirmiş. Hiç utanma yok yani. Gençlik ve spor diye bir bakanı varmış. Mehmet Kasaboğlu. Adam kasap herhalde. Ülkeyi kestiler, doğradılar. Yiyorlar böyle. Gez dolaşan zaten. Devletin bütçesinden. Senin cebinden çıkmıyorlar sen. Buna conflict of interest diyorlar. Rüşvetin değişik bir adıdır bu. Yani sen kendi cebinden gitmiyorsun. Bir bakan seni alıp götürüyor beleş. Otel masrafları içinde tatil yaptırıyor. Dolayısıyla sen yargı kararlarında bağımsız olamıyorsun. Bakan sana bir telefon ediyor ve istediği kararları aldırıyor. Politikacılarla yargı arasındaki bu kirli ilişki artık cüzdan arasında sıkışmış yargı mensuplarının bağımsızlığını tamamen kaybetmesiyle arıza endam etti. Adalet diye bir şey kalmadı. Yazık günah gerçekten ülkeyi böyle harap ettiler. Hakim kardeşinizle ne olmuş? Pek güzel beyefendinin eşi trafik kazasında öldü. Kendisi de yazmayın bunları demiş o da tivicilere. Bunların hesabını soracağım. Çocuklarım için döneceğim demiş. Ve hemen ardından kalp krizi mi geçirmiş? Ambulansla hastaneye götürmüş. Kalbine girmiş. Oda tevciler nifakçı dinlemiyorlar. Her türlü fitne nifak çıkartıp böyle eşini öldürdüler. Katiller. Bir de adamı öldürecekler. Katten götürecekler. Nasıl bir kin intikam varmış bu adamlarda böyle. Bu Gladio çok kinci ya. Bu arada İbrahim Kahveci yazı yazmış. Potaş'ın 2018 yılı borcu 10.2 milyar liraymış. Daha önce 26.6 milyara çıkmış. Bu 16 milyarlık artışın sebebini sorabilir miyim demiş. Yani bu para nereden çıkmış? Yani Erdoğan seçim maliyetini değil de herhalde seçim maliyetini zaten hazırdan alıyorlar. Kendi kasasına sıcak para kaynakları yurt dışından kesildiği için sizi seçti, vatandaşları soyuyor. Elektrik faturalarına yüklüyor, gaz faturaları, bütün iletim, elektrik iletim şirketleri AK Partili kanunların elinde. Doğalgaz da öyle. Doğalgaz ve BOTAŞ sektörü özelleştirildi ve AK Partili ve Rusların elinde. Ruslar ve AK Partili kanunlar sizi soyacaklar, gaz ve elektrik faturaları. Şişerek gelmeye devam edecek. Zaten İstanbul'a temiz su sorunu varmış. Ben de yeni öğrendim. Yani bunca yıldır tek bir yatırım yapmamışlar. Koskoca İstanbul 17 milyon olmuş. Kirli suları da size pahalıya kalktırıyorlar. Hiçbir hizmet, servis yok yani. Müslüman yoldan çıkınca tefessüh ediyor işte böyle. Gerçekten beter oluyor. İnsan bu kadar ahlaksız nasıl bir araya geldi şaşırıyor. Erdoğan'ın diploması olmaması artık bütün dünyaya yayıldı. Acaba bu adamı nasıl götürebiliriz diye düşünüyor insanlar. Kara kara gündeme getiriyorlar ama adam sizin 400-500 milyar dolarınızı çalmış. Hırsız kolay kolay gitmez yani. Hiçbir hırsız ben hırsızım demiyor. Artık yaşayan ölü olmak istemiyorum diyen, eşine kavuşmak isteyen, çocuklarına kavuşmak isteyen insanlar bıktılar, usandılar. Diploma meselesi. Yani normalde adam muhtar bile olamaz yani bu Erdoğan. Bakanlığı bırak başbakanlık yaptı devlet başkanı diye geziyor adam. Veya istediği kararları alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na askerliği için verdiği diploma ortada olmasına rağmen YSK adaylığı için verdiği diploma ortada olmasına rağmen saklıyorlar böyle devlet sırrı. CHP'li Feyza
altın istemiş de gelmez yani mahkemeye. Arkadaş Fırat Bey, Gökçe 3 yıldır hapiste. Gelmiyor mahkemeye. Mahkeme sallıyor sürekli. Konu Erdoğan olunca Erdoğan aleyhine bir karar çıkmıyor şu anda mahkemelerden. Amnesty International'da Erdoğan 500 bin kişiyi hapse koyacak. Ona göre hapishaneleri yapılandırdı, yaptı. Yine hapishaneler yaptı. Daha CHP'liler de atacak. Dur bakalım. Karpuz keseceğiz diyor. 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye giriyormuş. Gözünüz aydın. Erdoğan Suriyelilerle devleti yönetir. Kamuyu alır, terörist olarak kullanır. Yani işlerinizi verir, KHK'leri göndermez. CHP'leri de mağdur eder, onların da malına mülküne koyar, hapse koyar. Hapishaneler yani bacasız fabrika Erdoğan'ın. Dışarıdan gelir gelmiyor artık. Sizi soyacak. 82 milyon vatandaş var. Hepsini soyacak yani. Verdiği her şeyi geri alıyor. Erdoğan'ın böyle bir huyu var. Önce veriyor, sonra alıyor. Şimdi CHP'leri zengin etti. Kendi iktidar döneminde Rami Koç falan çok zengin oldular. Şimdi bu CHP'li arkadaşlardan geri alacak yani. Ben verdim, şimdi alıyorum, şimdi istiyorum, şimdi lazım oldu. Aynı şeyi cemaate yaptı, aynı şeyi başka gruplara yaptı. Erdoğan veriyor, alıyor, veriyor, alıyor. Ben devletim diyor. İran'da da böyle. %10 Mollar devlete hakim 40 yıldır bu kısır döngü devam ediyor. İran'da demokratik seçim hiç yapılmıyor. 12 kişilik Ayetullahlar Konseyi, Cumhuriyet Konseyi yönetiyor. Ordu, istihbarat tamamen Mollara bağlı. Dolayısıyla hiçbir sivil devrim olmuyor. Liberal bir devrim mümkün değil. Hemen hapse atıyorlar. İnsanlar şimdi sokaklarda, İran'da seçim vardı, yine sahte bir seçim yapıldı. Gençler sokaklarda, bu kaçıncı nesil yani. Hapse atıyorlar, dövüyorlar, devlet dayağı atıyorlar. Ondan sonra ne olmuş? İran'da bir taksici paşörtüsünü tam bağlamadığı için bir müşterisini otobanda araçtan indirmiş. Taksici İran'da kahraman ilan edilmiş Molla tarafından. Yobazlığın, barbarlığın dini milleti yok ama Yobaz yetiştirmek için en verimli topraklar dini ve milli duyguların sömürdüğü ülkelerdir. Ben Tahran'a gittiğimde şunu görmüştüm. Bir zengin İran var, Tahran var, bir de fakir var. Taksiye veriyorsunuz 10 dolar. Bütün gün geçiyorsunuz. Su gibi. Benzin çok ucuz. 10 dolar. Ben de öyle yapmıştım. Bir zengin İran'ı göremedim. Bir fakir İran'ı göreyim. Ben çok dolaştım zaten. Yani fellik fellik bütün Tahran'ı dolaştım. Çok büyük bir şehir. Orada başörtüsü takmayan bir sürü kadın gördüm. Zenginlerin olduğu yerde hiç başörtüsü takan neredeyse yok. Devlet memurları dışında başörtüsü takan kadın da görmedim sokaklarda. Zaten yaylık gibi böyle bağlıyorlar, saçlar böyle şey yapıyor, fora yani sallanıyor. Bu tamamen sahtekarlık yani. Bu yapılan reklam, propaganda, algı böyle bir şey yok. İran'da insanlar öyle çok liberal, evlerde de İslam bir yaşantı yok, namaz kılmıyorlar. Başlarının örtüklerine bakmayın, bunlar oruç da tutmuyorlar, namaz da kılmıyorlar. Bütün İranlıların evi düğün salonu gibidir. Dışarıda bar yok, eğlence yeri yok. Düğün salonlarının living roomları bu nedenle bar gibi yapmışlar. Amerikan barı var. Evde kaçak, arak, içki, rakı yapıyorlar. Gin, tonik, vodka. Yani vur patlasın, çal oynasın. Her türlü nane var yani anlayacağınız. İran toplumu kokuşmuş bir toplum. Dinsizliğin hakim olduğu, İslam dininin hiç bulunmadığı bir ülke. Erdoğan ve Perinçek de İran modelini çok beğendiler. Türkiye'ye uyguluyorlar. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde İran olan yolunda ilerliyor. Ve yakında insanlar ateist olduklarını açıkça söyleyecekler ve zaten ahlaksızlık sınırları çoktan açtılar. Dünyada lider olmak konusunda ilerliyorlar. My country is more fucked than yours. Incredible demiş bir makineseye. O da cevap vermiş yani. Hangi ülke daha fucked up oldu bilemiyoruz ama gerçekten ülkelerin durumu çok kötü. Üçüncü dünya ülkelerinde İran gibi, Türkiye gibi rezaletler diz boyudur. Bir adalet yoktur. Bir hırsız ülkeyi baştan aşağı soyar. Yukarıdan aşağıya bir hırsızlık sistemi kurulur. Herkes kendi çapına göre hırsızlık yapar. Devlet memurları soygun yapar. İran'da
çanak atan yasak. 5 bin fren verince takıyorsun. Yani yasaklar bozulmak içindir. Yasakları, kuralları koymuşlar rüşvet almak için. Erdoğan da demokrasiyi ve yasakları, kuralları rüşvet almak için kullanıyor. Böyle bir diktatör. Maalesef bu soysuzluk devam ediyor. Hakim yok ülkede. Hakim yok. Savcı yok, gazeteci yok. Ufuk Aras'ta Güney Afrika Büyükelçisi Elif Çomoğlu'yla, Çomoğlu İlgen'le Büyükelçilik'te fotoğraf çektirmiş. Bu CHP'li arkadaşlar çok serbest. Yurt dışına çıkıyor, geziyor, devletin bütçesiyle. Erdoğan bunları bakıyor yani. CHP'liler de şimdi diplomat yaptı, sağa sola gönderdi. CHP'liler geçsinler. Perinçekçiler zaten 2010 yılından beri para veriyor bütün yurt dışında da. Sadece Perinçekçilere vermiyor. Değişik İslami gruplar var. Cami grupları var. Cami dışı gruplar var. Erdoğan FETÖ diyen, yani kin ve nefrete katılan bütün soykırım meraklısı, fırsatçı, beleş parayı seven bütün adamlara Ahmet Akgündüz dahil para gönderiyor. Yani bu değirmen suyu nereden geliyor? Soyuyor, soğana çeviriyor herkesi. Onlar alıyor, buna veriyor. Bunlar alıp ona veriyor. Ülkede katliamlar, soykırımlar eksik olmuyor. Çorlu tren katliamında hayatını kaybeden 25 insanın hesabı sorulamadı. Biliyorsunuz Erdoğan ve bakanlar hesap vermiyorlar ve engellediler. Biz buraya nasıl geldik ya? Ermeni, Rum, Süryani mal ve mülklerini talan etmişti bundan 100 sene önce. Bu CHP'li elitler, ötürücülerin dedeleri, şimdi de torunları Erdoğan'la pazara gidip anlaşıyorlar yani. Kimlerin talan ettiğini bulursanız CHP'deki faşist yapıyla bulaşırsınız. Yani Fatih Altaylı mesela ailesi Van'da Ermenilerin mallarına konmuştur. Sabancı ailesi Adana bölgesinde Süryanilerin mallarına konmuştur. Vehbi Koç da Ankara ve İstanbul'da. Yani 18 tane zengin olmuş elit CHP'li aile vardır Cumhuriyet döneminde. Bunların hepsinin zenginliği devletle yaptıkları işbirliğinden ve talandan, hırsızlıktan, gaspten gelir. Ermenilerin, Rumların, Süryanilerin mallarına el koymak milli sporlarıdır. Müsaadele caizdir onlar için. Yani Erdoğan'a diyor, bizim için de caiz olsun. Niye hepsinin için caiz oluyor? Böyle bir ülkede yaşıyorsunuz. Günaydın yani. Vebi Koç, yani Surp Agop mezarında talan yapmış. Mezarlık arazisini Hilton'a çok ucuza verildi. Bize neden o fırsatı salama diye de sitemde bulmuştu. 16 yıllık, 18 yıllık Akbat döneminde satılan kurumların listesi zaten kurumların bir kısmının da CHP'lere verildiğini gösteriyor. Yani niye fazla alamadık diye üzülüyorlar. Başka dertleri yok. Başka üzüntüleri yok. Soykırım falan umurlarında değil. Yani maden yatakları, satılan kurumlar, listeyi ben koydum. Bu liste Saldıray belki elinde dolaşırdı. Vatanı sattılar diye 2008'de konuşma da yapmıştı. Sonra gitti. Vatanı satanlarla anlaşma yaptı ve 15 Temmuz'u yaptı. Böyle bir şerefsizlik bunları ki. Önce vatanı sattılar der bu. Doğu Pelçek de öyle. Sonra gider sevişirler yani. Yılanlar böyle sevişmeyi seviyorlar. Ne yapacaksınız yani? İnsan üzülüyor. Başka yapacak bir şey yok. Kimsenin hakkını savunamaz hale geldik. Bütün ülkenin birikimlerini sattılar, peşkeş çektiler, şimdi tepiniyorlar, ahlaksızlar. Hiçbir strateji kalmadı. Ülkenin en önemli kurumları eti madencilik gibi. Yani eti madencilik önemli bir kurumdur, belki bilmiyorsunuzdur. Türkiye'de bazı madenlerin mesela yüksek ısıda ısıtılması gerekir. Onun için eti madenleri kullanılır, bor madenleri gibi. Yani bunu özelleştirmede satmak, yabancıları vermek büyük bir vatana ihanettir. Aselsan'da, Havalesan'ı satmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli güç kaynağını hiçbir teknoloji üretmeyecek demektir. Büyük bir namussuzluktur, vatan halindedir. Etiyle ilgili bir, eti madenleriyle ilgili bir anımı anlatayım, böylece bitirelim yani. Benim halamın kocası Çorum'da ilkokul mezunudur, egzoz araba tamir işleri yapar, egzoz yapar.
yani yaklaşık 50 yıldır 1980'lerde bir icatta bulundu. Kendisi Genesis'tir. Bizim halde Genesis çoktur. Benzin az işleten bir egzoz sistemi kurdu. Ve 1985-86'da bunun testlerini Etimadır'la da yaptı. Çünkü Türkiye'de başka yüksek ısıda test yapacağınız bir mekan yok yani. Çok stratejik bir yer. Yani bor madeninden bir enerji çıkacaksa, bir şey yapılacaksa Eti madenleri. Benim halamın kocası da Eti madenlerinde yaptı. Bütün testlerden geçti. Sonra patent alma konusunda sorun yaşandı Türkiye'de. Böyle önemli bir patent. Peder Bey menajerini yaptı. Biz Almanya'da bunu alalım diye. Almanya'ya götürdük. Almanya'da aldık patentini. Yani patent ne Almanya'nın oldu. Çünkü Türkiye'de rüşvetler, rayışlar çok yüksekti. Her zaman böyle rüşvet var. Benim halam kocası daha önce de Türkiye'nin ilk liftini yapmıştır. Araba kaldıran aracını yapmıştır ve seri üretim yıllardır sorun sanayisinden Türkiye'ye ve yurt dışına satar. Bir tane daha icadı var da böyle icatları olan bir arkadaşımızdır. Kendisi hala yaşıyor. Ben çok severim kendisini. İlkokul mezunu olmasına rağmen piyasada çalışan ve böyle faydalı olmuş bir insandır. Eti madenleri yabancılara gittiyse artık Türkiye'de şeyi kapatın yani. Kitleyin, dükkanı kapatın. Aselsan'la Havelsan'la vermişler. Ruslara, Katarlara diye böyle ülkenin bütün şeker fabrikaları Kargil'e gitti. Ülkede çimento fabrikası da kalmadı. Demir çelik de kalmadı. Ne traktör fabrikası var ülkede, ne sigara fabrikası. Bütün iplik fabrikaları, tekstil, hepsini tavukçuluk fabrikaları, tavukçuluk da gitmiş. Santraller, bütün santralleri satmışlar. Bankaları satmışlar, termik santralleri satmışlar. Elektrik dağıtım ihalelerini vermişler yabancılara. Ortak AK Partiler, sharing yapıyorlar. Liste çok uzun. Askeri bütün pil sanayi, Tofaş'ın hisseleri, SSK hizaneleri, köy hizmetleri. AK Parti tam bir satış partisi. Kimlere satıldığı konusunda da baktığınız zaman kimleri görüyoruz? Çaykur'u Katarlara verdiler. Türk Telekom Araplara gitti. Telsim İngilizlere gitti. Araç muayene işi Almanlara gitti. Başak Sigorta Fransızlara. Adabank Kuvvetlilere, EVA Lübnanlılara, Petkim Azerilere, Sokar'a gitmişti. Teker'in içki bölümü Amerikalılara, Teker'in sigara bölümü Amerikalı ve İngilizlere gitti. Zaten Erdoğan o yüzden Barzani'yle ortak Kürdistan'da sigara ve içki fabrikası kurdu ama kaçak üretiyor ve ülkeye kaçak sokup kaçak satıyor, Kürtleri satıyor. Bir sistem kurdu. Aydın Doğan'dan aldı şirketi. Ondan sonra çok geliştirdi. Kaçakçılık konusunda çok şey yaptı. Hadi bakalım Amerikalılar, İngilizler Marlboro satsınlar, Camel satsınlar. Suriyeliler kaçakçılıkta çok iyidir. Dünyanın en iyi kaçakçılardır Suriyeliler. Nereden biliyorum diyecek olursanız ben de bu Suriyelilerde bayağı iş yaptım ya. 1987-90 arasında benim Suriyeli kaçakçılarım vardı. Ben her türlü kaçakçıyla kaçakçı malı satmışım. Alanya sahillerinde dükkanda çok ciddi para kazanmıştım. Suriyeliler fason mal üretiminde bir numaradır. Lacoste iste sana Fransız Lacoste'nin en alasını getirir. Çinlilerden daha iyi çalışır. Erdoğan da business mind'lardan Suriyelilerde ekmek gördü. Suriyeliler de iş yapıyor. Yani böyle durum. Ne yapmış? Frans Bank'ı Yunanlılara vermiş. Oyak Bank'ı Hollandalılara. Yani Deniz Bank Belçikalara gitmiş ama şu anda Ruslara gittiği konusunda da iddia var. Belçikalılar sevmemişler, Ruslara satacaklarmış ama Dubai üzerinden satış gidiyormuş. Demek ki bir istese Dubai'nin. Türkiye'ye Frans Kuvvetlere gitmiş, TEP Fransızlara, C-Bank İsraillere, BNG Bank Yunanlara, Dış Bank Hollandalılara, Şeker Bank Kazaklara, Yapı Kredi'nin yarısı İtalyanlara, Türkcell'in yarısı Finliler ve Ruslara, Belmen'in yarısı Amerikalılara, Enerjistan'ın yarısı Avustralyalılara, Garanti Bankası'nın yarısı Amerikalılara, Eczacıbaşı ilaç çeklere gitmiş. İzocam Fransızlara.
Demir döküm Almanlara, Döktaş Finli'ye, Poaş Avustralyalı'ya, Migros İngiliz'e, TGRT Fox Amerika'ya, bir defa Erdoğan'dan önce gitti. Yani TGRT Hülle ile Özbek bir kardeş vardı orada, Mason. O Türk vatandaşı olarak aldı %75'ini, %25'ini Amerikalı Fox aldı Avengers'ten. Sonra da aslında adam öldü ondan sonra birdenbire. Bir gün sonra öldü. Yaşlıydı zaten, 85 yaşında filandı. %75'ini de ölmeden önce Fox'a hediye etmiş. Nasıl olursa Masonlar Fox dedi gelmiş. Türkiye'ye kurulmuş. İsmail de bizim küçük kayda onun ankormanı olmuş. Fatih Portakal filan. Portakal diyorlardır. BNG kargo Dubai'lere gitmiş. Hiç Türklere giden bir firma yok. Öyle gözüküyor. Aslında bunların hepsinin ortakları AK Partililer. Karunlar yani. Bakanlar, müsteşarlar, eski bakanlar, eski milletvekilleri. Türkiye'yi böyle parsel parsel tattılar. Geçmiş olsun diyeceğim ama bu bir anda olmuş bir hadise değil. 18 yılda bu noktaya getirdiler. Gerçekten büyük bir başarı. Yani çok nitelikli bir hırsız Erdoğan ve ekibi. Böyle kolay kolay da gitmeye pek niyetleri yok. 18 yılda bu hırsızlığı yapmışlar ve bu hırsızlıklarda MİT'e askerlere hesap veriyorlar. MİT baronları ortak bunlara. Çoğu CHP'lidir, CHP'ye oy verir. Şimdi bu soruları zaten İsmail Küçükkaya pazar günü soramaz yani İmamoğlu'na. Yani Erdoğan size ne istedi de vermedi bu CHP'liler, niye böyleydi yapıyorlar ya? Gelin beraber çalalım. Ülke bizim, hırsızlayalım, soykırımı görmeyelim. Devlet terörizmi olmaz, kutsaldır devlet. Devlet terörizm mi yapar, suç mu işler, hırsızlık mı yapar? Devlet bizim domuz gibi yiyelim, yani yemeyen nedir? Enayidir, kerizdir, anlaşalım diye Erdoğan CHP'lilerle, askerlerle her zaman masaya oturup sonunda anlaşacağını ümit ediyor. Amerikalılara blef yapıp, Ruslar vasıtasıyla, Ruslar anlaşıyor, Ruslara blef yapıp Amerikalılarla anlaşıyor. İsrail de zaten ortak. Bu durumda biz niye konuşuyoruz ki? Alan memnun, satan memnun. Öyle derler yani. Orospuhanede, Farşhanede. Alan memnun, veren memnun. Size ne kardeşim? Pezevenk de memnun. Size mi kalmış Farşhaneyi kurtarmak? Fahişenin namusu sizden mi soruluyor? Mahallenin kabadayısı sen misin? Diye sorarlar adama. Gerçekten üzüntü verici bir durum. Ben kaç defa üzüntü duyduğumu da hatırlamıyorum artık. Bir saattir konuşuyorum. Bugün kısa konuşacaktım ya. Kısa kısa videolar yapacaktım. Ama kısa anlatınca olmuyor. Detaylı anlatmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Sonuna kadar dinlemiyorsunuz biliyorum. Baktım istatistiklere. Kim ne zaman kapatmış biliyorum yani. Yaş gruplarını biliyorum. Cinsiyete kadar YouTube her şeyi gösteriyor. Sonuna kadar dinlemenizi de beklemiyorum. Bunlar tarihe not olarak düşecek inşallah. İnşallah ileride araştırmacılar bugünleri araştırdığı zaman bakacak ki demek ki gerçeği doğruyu söyleyen birileri de çıkmış diyecek. 5-10 dakikalık videolar halinde 4K olarak GoPro diye bir kamera aldık, koymaya çalışacağız. Bakalım snapshot şeklinde basement'ten de çıkarak dışarıda Cüneyt Özdemir gibi ben de dolaştım şu ülkeyi ya. Haberler sunarak bilgiler verecek. Acaba uyandırma görevimizi yerine getirebilir miyiz? Ülkemize borcumuz var, vatanımıza, milletimize, insanlarımıza borcumuz var. Bu 50 yılda yetişmiş nesli böyle kesip dolayıp harap etmek hiç kimsenin şeyi değildir, harcı değildir. Haddini bildirmek zorundayız, derslerini vermek zorundayız. Ne olursa olsun bu haramilerin, bu teröristlerin, bu domuzların hakkından gelmek zorundayız. Eğer CHP'liler bize destek verirse kendileri bilir, Atatürkçüler destek verirse kendileri bilir, Aleviler destek verirse kendilerinin geleceğidir.
Eğer düşünmüyorlarsa destek vermeyi, bay bay.